Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bad North'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm bak şuranın ne olduğunu çözememiştik. Ben sonra videodan sonra fark ettim. Bak ESC'ye basınca geçiş noktasından yükle var. Buranın olayı şu muhtemelen. Diyelim ki ilerledik, ilerledik, ilerledik. Yanlış ilerledik diyelim ki. Mesela atıyorum bir tane askeri atladım. Burası checkpoint gibi bir yer muhtemelen. Buraya tekrar geri dönebiliyoruz. Oyunda çünkü normalde save alma diye bir şey yok. Direkt kendisi otomatik save alıyor. Ekstra bir kaydetme, yükleme gibi bir şey söz konusu değil. Kendi kendine kaydediyor. Bu da işte oyun içindeki save gibi bir şey. Buraya geri dönebiliyoruz. De buraya geri dönmem ya. Burası oyunun başı bir de. Neyse şuradan en son kime ne vermişim ona bir bakayım tekrar. Bunlar upgrade demişiz. Okçular 2 level. Arthur daha 1 level. Şu mızraklılar 1 level. Bunlar 2 level. Tamam. Şimdi şurada gizli bir öğe var. Buraya bir girelim bakalım. Bir adaya bir bakalım. Her asker grubundan gelecek. Burayı bir okçu bir kalkanlığıyla tutarız. Adam sayısı fazla olan Merlin. Merlin. Bir de bizim okçu Harold'la tutarız biz burayı. Diğer ikisini belki diğer adada kullanırız. Bilmiyorum. Bir başlayalım hocam. Zaten bunun adam sayısı da fazla ya. Şimdi bir gelsinler ona göre direkt vaziyet alırız. Bad North harbi güzel oyun ha. Sarıyor. Akıyor bir de. Hocam. Şuraya fırla. Okçu geç köşeye. Okçu oradan göremeyebilir. Sen şuraya bir gel. Bunlar buradan kesin dolanır ha. Çıktı karaya koş. Güzel. Bunun adam sayısının fazla olması çok iyi bir özellik. Bu özellikten keşke bir tane daha gelse lan. Okçu dön köşeye. Dur. Piyade sen de koş. Dur ama bekle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Okçu vs okçu olmasın. Sen şuraya geçsene mi? Bizim piyadelere sıksınlar. Okçu vs okçu da bizim okçular da hasar görür. Hoş olmaz. Bak okçuları geliştirmek işe yarıyor harbiden ha. Bir arkadaş şey yazmış yorumlarda. Okçuları son seviyeye yaparsan kalkanlı adamlara bile tek atıyorlar demiş. Bilmiyorum ne kadar doğru. Şöyle gel bakayım. Okçu sen de şöyle gel. Ya da piyade siz şöyle bir gelin. Hadi bakayım aslanlarım. Gelene kadar indirir miyiz? Şuraya çekil. Neyse gemiyle vurdular. Güzel. Okçu arkaya dön. Piyade yardır arkaya. Koş. O arkadan da geliyor. O zaman dur. Okçu vs okçu olsun şurası. Şunlar şunu alsın. Biz piyadelerle bunları tutarız. Onlar vurur diye umuyorum. Aslanlarım benim nasıl indirdiniz lan? Gelin o zaman buraya desteğe. Şuraya kay. Bas buradan. İndir. Son dalga geliyor. Neyse okçuyu az daha yanaştıracaktım da vazgeçtim. Piyade geri çekil şöyle. Oo bir dakika. Dur 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 dur. Okçu şuraya geç. Hızlı bir biçimde okçuları indirip hemen arkaya koşmamız lazım. Yoksa sıkıntı çıkar. Yaklaş. Çıktılar karaya. Koş, indir çabuk, çabuk indir. Kovala. Bekle. Hemen arkaya koş. Hemen arkaya koş. Okçulara gidiyorlar. Koş çabuk okçulara yardıma. Kovala. Gel şuraya. Kolaydı. Şu adamlar birden kalabalık olması bayağı iş yapıyor ya. Ne bu? Savaş çekici. Dur bakalım nasıl bir özellik. Devam. Burayı da geçtik abi. Şimdi bakalım hangisi kolaysa ona ilerleyeceğim. Şu kolay. Burada sadece okçu varmış. Sadece kalkanlığıyla tutarız.
Tamam, sadece Arthur'la tutarız. Hatta Arthur'u gerçi level atlatamıyoruz. 12 lazım. Şimdi bak. Bu ne özellik veriyor? Büyük düşman gruplarını temizlemek için kullanılan ağır bir çekiç. Yani tam olarak ne işe yarıyor? Bunu kime versem daha mantıklı olur? Normalde piyadeye verirdim de bunlar dolu. Merlin zaten adam sayısı fazla. Mızrakçıya mı versem lan acaba? Okçuya mı versek ya da? Bu dursun. Bu özellik dursun. Belki ileride bir piyade daha yaparsam ona veririm. Bu özellik şimdilik dursun. Şimdi buraya Arthur tek başına tutar. Ama mızraklı öbür tur bir şey yapamayacak muhtemelen de neyse. Ulan sadece okçuyla alır mıyız? Bence riske atmayalım. Mızraklı da gelsin. Nasıl olsa zaten turu atlayacağız her türlü. Mızrakçı tek başına öbür wave'i alabilir mi? Gerçi burada destek de var lan. Alabilir miyiz acaba? Şansımızı deneyelim. Mızrakçı bekleyebilir. Yerleşelim. Kaç tane çıkış var? Bir tane, iki tane çıkış var. Ki zaten okçuları kovalayacağımız için sıkıntı yok. Bir tek okçu var. Ulan adamlar geliyormuş görmedim ha. Koş çabuk aşağı. İn şuraya. Koş. Kovala. Ama hocam bak bu adam. Vur. Aslanım benim. Geç şimdi şuraya. Burayı bunlarla tutarız ya. O arkadan da geliyor. Umuyorum tutarız. Ya bir iki tane ev yansa çok önemli değil. Amaç zaten ilerlemek. Sıkıştır. Koş şimdi çabuk arkaya. Koş 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 koş. Hadi bakayım çıkacak adamlar. Bak çıktılar. Kovala. Yardır direkt. Çok iyi. Hemen geri dön. İki grup geliyor. Gelsinler. Hatta şu köşeye gel. Kaç adamımız var? Bir tane adamımız eksik. Tamam. Bir tık daha yanaş. Çıksınlar karaya. Çıktılar. Kovala. Dal 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 dal. Kovalamaya devam. Tamam. Kaç adam eksik? Lan oğlum adam kaçıyor lan. Kuşla bak ya. Yakma evi, yakma evi. Vurun kafasına, vur. Bir adamı daha indirdi bak puş son anda. Bu üçünü kesip direkt adam çıkartacağım. Özelliğimi kullanacağım. Gel bakayım sen. Ulan biri daha gitti. HS çekti herhalde. Kovala. Dal. Kıstır. Bekle. Hemen şu binadan adamını çıkar. Koş arkaya. Koş 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 koş. Güzel. Sadece okçu olduğu zaman hiçbir şansı yok var ya. Harbi diyorum her türlü alıyoruz. Devam. Şimdi şurada okçu yok da çok efsane olur. Ay anana avradını. Okçu var bir de devler gelecek galiba. O sıkıntı oldu. Okçu varsa mızraklıyla alabilir miyiz? Dur bakayım lan. Gerçi burada normal piyade verecek oyun bize. Şu aşağıdaki evler çok önemli değil de. Şu normal piyade. Adam. Bunun özelliği mi var lan? Göremiyorum şu an. Yok abi yok. Buraya böyle alamayız. Okçu olmasaydı her türlü şey yapardım da. Okçular sıkıntı. Turu atlayacağız mecbur. Atla turu. Tamam herkes kendine geldi. Daha denizle aramızda öküz gibi fark açıldı. Şimdi upgrade'den Arthur'u mu upgrade desem yoksa parayı biriktirip şu öbür çocuğu mu kurtarsak? Şimdilik Arthur'u upgrade'lemeyelim. Burada da zaten şu adam olacak. Arthur'u çıkar. Okçuyu da mı çıkarsak lan? Yok okçu dursun. Ya da Arthur yerine Merlin'i mi çıkarsak?
Burada zaten şu da olacak ya destek olarak. Bence öyle yapalım. Merlin daha iyi. Arthur, okçu, bir de şu adam. Üç birlik burayı tutarız. Şimdi okçu tepede. Arthur in aşağıya. Merlin kapıyı tut. Tamam, bu kadar. Merlin geri çekil. Okçu yanaş. Piyade yürü. Merlin ortada dur. Şey, Merlin diyorum. Kimdi lan bu? Biraz sıkıntı olacak gibi. Okçular erken vurursa bizim çok güzel olur. Vurun hadi. Hemen arkaya dönelim. Aslanlarım benim. Koş. Koş arkaya. Okçuların gerçekten büyük avantajı var bu arada. Okçuları bir tur daha upgrade desek attıklarını vuracaklar herhalde lan. Ona'nın avrada öyle bir okçu ordusu mu var? O ne oğlum? Koş çabuk. Koş 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 Arthur. Hadi bakayım aslanım. Dayanın lan. Çok fazla ok gelecek üstüne. Oğlum böyle okçu ordusu mu olur lan? Neyse. İyi vuruyoruz ha. Hadi bakayım aslanları. Vurun. İyi indiriyoruz harbiden. Kovala. Kovala. Güzel. Geri gel. Çok fazla piyade gelirse şu adamı da aşağı indiririm. Mesela şimdiki gibi. İn aşağıya. Sen şuraya gel. Sen şu geri çekil. Çıktılar. Bas üstlerine. Sıkıştır arada. Ne geliyor? Piyade geliyor. Arkadan dev geliyor. Bu ordu devi tutabilir mi acaba? Sen deve git. Skillini kullan. Şu evden adamlarını çıkart. Okçu sen arkaya dön. Şunlara yardım et. Biz bunları tutarız. O devler sıkıntı çıkartacak bize. Adama bak. İki tane ok geldi. Hiçbir şey olmadı şu an. Hadi lan tutarsın. Onanın avradı oğlum adam. Dayı roket mi atıyorsun ya? Aslanım çabuk yukarıdaki eve çık, kendini iyileştir. Çabuk. Senin adam sayın eksildi, seni kaybetme lüksümüz yok. Ne oluyor lan? Ya oğlum harbi geri zekalısınız ha. Yakmayın lan evi. Bekle. Okçuş kenara kaç. Gitti lan ev. Hay ağzınıza tüküreyim. Gel bakayım sen de şöyle. Öbür ordu bir an önce çıkarsa efsane olur. Kovala. Kovala. Çıktı öbür ordu. Koş in aşağı, in aşağı. Bekle oraya değil. Şu yana gel. Bas 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 bas. Sıkıştır. Hadi bakayım aslan parçaları. Aslanlarım benim. Güzel. Bu devler biraz işi bozdu ama hallettik. Ulan ev yanmasaydı arkadaki iyiydi. Bu devler çok sıkıntı abi. Bir koydum adamı fırlatıyor ya. Toplayıcı mı? Nitelik toplayıcı da toplayıcı ne oğlum? Yani tam olarak olayı ne, o niteliğin onu bilmiyorum. Oo, burada sadece dev var. Burada dev artı piyade var. Ben mızraklılarla tutarım bak burayı. Mızrakları bir level attıralım bak mızraklara. 12'ye level atlatayım bunlara. Mızraklar artık 2 level. Buradan aldığım parayla da şu çocuğu ne yapmak mantıklı olur? Bence piyade yapalım ya. Piyade her türlü iş yapıyor. Hem okçulara hem diğer piyadelere karşı etkililer. Buraya gideyim. Buradan şu özelliği alıp aşağı inelim. Buradan da artık ne denk gelirse ileriye doğru gideriz. Şimdi burayı mızraklarla tutabilir miyiz sadece? Onu bir kontrol edelim. Aşağıdaki evi yakabilirler. Yukarıdan kaç tane giriş var? Şurası var bir tek. He. Bir tek orası var. Güzel. Ama riske atmayıp Merlin'i de mi kullansak? Bakayım bir. Yani Merlin'le şurayı alamayız. Burada ne adam olduğunu da bilmiyoruz. İkisini bu tur kullanalım bence. Hiç riske atmaya gerek yok. Yerleştir abi. Taktik belli. Kapının önünü siz tutuyorsunuz. Merlin ve ordusu da aşağıdaki evi tutacak. Ananı avradını. Buradan da çıkış varmış. Neyse tamam. Bu arka tarafa gelen olursa hiç ellemeyeceğim. Mızraklar indirsin.
Bu yandan gelenleri de şu orduyla indirmeye çalışacağız. Nereye gidiyor? Arkaya mı gidiyor? Dur bakayım, iki tane devi tutabilecek mi mızraklar? Ne olur ne olmaz, şu Merlin'i de bir yukarı çıkar da. Çocuk orada kim vur diye gitmesin. İki tane de bence indirirler ya, iki tane devi. 9 tane mızraklı. Bak çıkacaklar şimdi. Vur. Vallahi vuracaklar gibi bize. Yok, birini indirdik. Çok iyi, çok iyi. Tutuyorlar. Tutuyorlar. Bayağı iyi tutuyorlar. Bu da tam kapının önü değil. Biraz yamukta duruyor bizim adamlar. Yanda duruyorlar. Tam kapının önüne denk gelseydi iyi olurdu. Bunlar da dolansın abi. Hiç sıkıntı yok. Şu Merlin'i hiç kullanmaya gerek yokmuş lan. Ama şuradan gelirlerse gene kullanmak zorunda kalacağız. Ulan hiç de gelmiyorlar ya o taraftan. Devler oradan geçemez. Mümkün değil. Oğlum harbi diyorum. Merlin'e gerek yokmuş ya. Mızraklar iyi tutuyor. Son dalga geliyor. Ulan hepsi oradan geldi ha. Buradan hiç gelen olmadı. Merlin zaten öbür haritayı tutamaz. Tek başına kalacak bir de. Başka hiç destek şeyi yok. Evet, devlerin antisini de öğrenmiş olduk. Mızraklar. Ama bak bayağı şey yapıyorlar. Üstlerine gidiyorlar bizim adamlar. Yani böyle bir yükseklik olmasa şurada rampa, bizim adamlara vururlar. 8 tane dev. Güzel. Burada ne varmış bak, bir açılsın. Oo baksana abi, 4 tane. Merlin burayı tutamazdı. Şimdi buradan aşağı inelim. Oradan şuraya inelim. Şuradan düz devam edelim. Şimdi hocam turu bir atlayalım. Baksana abi şu denizle aramızdaki farka bak. Mümkün değil, yetişemez o bize. Şimdi 16'nımız var. Şu yeni gelen çocuğu ne yapsak şimdi? Asıl soru o. Piyade yapalım, piyade. Piyade iyidir. Piyade yap bunu. Bir dahakine Arthur'a level atlatacağız. Dur, bu piyadeye de o çekiç özelliğini verelim abi. Ver bunu. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hemen hemen bütün piyadelerimizin özelliği var artık. Bir özellik de buradan alacağız. Bakalım. Böyle okçular için isabet arttırma gibi bir özellik falan olsa aslında çok iyi olur ama. Şimdi burası nasıl bir yer? Ulan burayı tutmak zor olur ha. 4 birlik gelecek. Buraya bütün adamlarımı kullanacağım. Nasıl olsa şey var. Bak şöyle yapalım. Herald çok hızlı. Onun niteliği o. Bunun niteliği de toplayıcı da. Toplayıcı niteliği ne işe yarıyor onu? Tam çözebilmiş değilim. Bence mızraklıya gerek yok ya. 3 piyade bir okçu biz burayı rahat tutarız böyle. Adam sayısı eksilen gider kendini tamamlar. Arthur'un özelliği var. Baron'un özelliği var. Bunun zaten adam sayısı fazla. Arkamızdaki denizle aramızda da bayağı bir mesafe var. Okçu. Hemen yukarı çıkıyorsun. Arthur değil de öbür piyade de kapıyı tutsun. Buranın tek çıkışı var çünkü. Güzel. Diğer iki piyadeyi de gelen adamlara göre yönlendireceğiz. Onanın avradı, arkadan ordu geliyor. Şöyle geç okçu. Sen şu taşın şu tarafına, sen bu tarafına. Bizim okçu oradan onları görer. Göremez lan. Ve adamlar zaten buraya gelmiyormuş. Şöyle geçin bakayım. Yok, okçu oradan göremeyecek. Neyse, alırız herhalde bunları ya. Adam sayımız fazla şu an. Adamlar gitmesin oğlum. Tutun adamları da. Bak kaçıyor puştun bir tanesi. Adam evi yakacak bak arkada bak. Bak puştu, görüyor musun bak. Koş çabuk ön tarafa. Okçu öne gel. Oradaki piyadeler onu indirir. İndirdiler. Arkadan da dev geliyor. Tamam, dev gelsin, önemli değil. Şöyle aç yanları. Okçu devi indirsin o zaman. Bu kalkanlara bir şey yapamayacak zaten. En azından deve hasar versin. İnşallah. İyi, dev yavaş yürüyor lan.
Siz devi kesin. Siz devi kesin. Yatırdık devi. Tamam. Okçu orada dur. Bir yerde koş. Merlin sen de koş. Ulan 3 orduya gerek yokmuş ya. 2 orduyla da alırmışız. Da garanti oldu, daha iyi. Yardım et, yardım et. Ananın avradı. Arkadan gelen orduya bak. Sen şu piyadeyle yerde iç. Piyade sen de şuraya geç. Dur, okçu şuraya, piyade şuraya. Arkadakiler, çabuk gelin buraya. Koş 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 koş. Okçu oradan göremez ki ya. Neyse, bunları kendimiz indireceğiz artık. Ne yapalım? Dal. Bas 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 bas. Sıkıştır, sıkıştır. İndir şunları. Arthur, adam sayını şuradaki, oradaki değil de şuradaki evden tamamla. Okçu, şu uca gel. Piyade yerine geç. Öbür piyade öne gel. Sen de gel. Hepiniz arkaya gelin. İki dev artık kalkanlar geliyor. Okçu şu kenara geç. Bu orada ölmese bari lan. Bu son wave muhtemelen de. Sıkıştır, sıkıştır, yardım et çabuk. Ölen olmasın orada. Ölen olmasın. Bu ordu yatalak. Bu ordu çabuk şurada kendini iyileştirsin. Okçular geliyor full. O zaman şöyle yapıyoruz. Arthur. Sen de kendini şu evde iyileştiriyorsun. Okçu şu köşeye geçiyorsun. Gelene geçene sıkıyorsun. Sen piyade geri çek. Arkada ev var mı? Arkada ev yok. Tamam. Öne dolanmak zorundalar. Burada adamlar yanarsa o çok sıkıntı olur ama işte. Aa, bu adamlar kalkanlı. Koşun lan o zaman aşağı. Koş koş koş. Aşağı koş çabuk. Tamam, bunlar zaten çıkmış. Tamam. Oo tamam. Bütün ordularımız çıktı. Dal 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 dal. Sıkıştır. İndir onları orada. İndir. Güzel. O adamın kalkanlı olduğunu unuttum ben bir an. Altı altın, güzel. Ulan çok adam öldürdük, şuna bak. Bayağı kill aldık buradan. Ne bu? Felsefe taşı. Ne işe yarayacak? Bakalım hemen. Ananın avradı. Burası da full dolu bak. Buraya da kalabalık girmek lazım. Şurayı sadece mızraklarla tutarız. Mızraklar orayı tutuyor. Ama bizim aşağı ilerlememiz lazım. Buradan buraya inmemiz, sonra buraya geçip şuradaki adamı da almak lazım. Taktik o olması lazım. Turu bir atlayalım. Ya da dur lan. Turu atlamadan ilk önce şurayı indirip şuradan para alıp şuraya mı dalsak acaba mızraklarla? İyi olabilir aslında. Dur bakayım şu felsefe taşı neymiş? Savunduğunuz adalardan ilave altın kazandırır. Okçuya verelim. Ama okçuya vermeyelim. Bunların hepsinde nitelik var. Şu çocuğun özelliğini de kullanmadık. Yani mızraklara daha güzel bir şey gelirse takamayız. O sıkıntı olur. İlave altın. Tak gitsin ya. Yakında zaten bir özellik yok. Ulan bak aslında şurada şey var ha. Nedir onun adı? Checkpoint yeri var. Burayı almak lazım. Mızraklıyla şansımı şurada deneyeceğim ilk önce. Nasıl bir yer? Şu aşağıdaki evi yakabilir. Oo, iki çıkış. Aynı anda gelmezler diye tahmin ediyorum. Başka koyabileceğimiz adam yok maalesef. Bir deneyelim şansımızı ya. Zaten istersek geri dönebiliyoruz ya. Geldikleri yöne doğru mızrakları koysak, şu aşağıdaki evi yaksalar çok umurumda olmaz açıkçası. Gel şuraya. Bakalım tutabilecek miyiz? Bence tutarız. Böyle ikişer ikişer gelirlerse hiç sıkıntı yok. Ama böyle bir dört tane bir anda gelirse o zaman yamulabiliriz. Gelin bakayım lan. Vur mızrağı. Oo, ilerleyemez bunlar. Mümkün değil.
Yok yok. Hep bu taraftan gelirlerse çok iyi olur. Arkadaki eve de bir şey olmaz. Gelin bakayım aslanlarım. Mızraklar çok iyi ya. Piyadelere karşı aşırı iyi mızraklar. Ne yapıyor? Baba. Taktik yapıyorlar bak. Arkaya dolanacak bak. Tamam yakın oğlum evi. O evi yaktıktan sonra ne yapacaksınız? Ama o olmaz. O olmaz. Aynı anda olmaz. Biz gebereceğiz ha. Kesin gebereceğiz biz. Bunları hemen indirip şu arkadakilere dönmemiz lazım. Hadi lan çabuk ilerleyin. Vur vur. Çabuk vur. Oğlum adamlar geliyor. Adamlar geldi. Dur orada kalacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yaklaşmasın yaklaşmasın. İkisi birden nasıl öldü lan onlar? Ananın avradı. Ya dört kişi de gelmezsin ya. Gerçi tutarız ki dört kişiyi de. Sıkıntı yok. Şuraya gel bakayım. Bizden ölen oldu mu? Olmamış. Hepsi aynı yerden gelirse alırız. Gelin bakayım. Tutabileceğiz mi dört kişi? Hadi. Yaklaşıyor bak adam. Vur 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 vur. Tuttuk ha. Harbi iyi tuttuk. Ha, artı bir altın veriyor. E güzel. Bir altın eksik aldık sadece. İyiymiş. Altınımızı aldık yani. Devam. Güzel oldu. Burayı da aldık. Bak şurada da adam var. Şey, o burada gizli bir ünite daha var. Allah Allah. Bence nasıl yapacağız şimdi? Şöyle yapalım. Buradan aşağı inelim. Sonra buraya inelim. Buradaki adamı alalım. Daha sonra buradan ilerlemek zorunda mıyız acaba işte? Gerçi yok lan. Doğru doğru bak şu adamı alalım. Bu adamdan sonra da şuradan şöyle düz ilerleyip şunu alırız. Tur atla. Deniz nerede bir bakayım. Oo, bu bize mümkün değil yetişemez oğlum. Mümkün değil yani. Baksana aramızda daha çok fark var. Oyunun başında da abi. Arada eşek gibi fark var yani. Şimdi piyadelerden birini upgrade demek lazım. Bence Arthur'u upgrade demek daha mantıklı. Onun çünkü bir anda adam yenileme özelliği var. O güzel iş yapar. Bir de upgrade deyince ne oluyor? Oo, arttırınca seviyeyi iki kere çağırabiliyoruz aynı şekilde. İyiymiş. Okçular zaten upgrade'di. Mızraklar da 2 level. Tamam şu piyadeyi basalım ya. Öbür piyadeyi almamıza da daha çok var. Ona para biriktiririz. Upgrade'li Arthur'u. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.